Kocaeli Sanayi Odası'nın Şubat ayı 6. dönem 50. meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya konuk olarak Amerika Birleşik Devletleri İstanbul Başkonsolosu Scott Kellner, Türk-Amerikan İş Konseyi Başkan Yardımcısı Şerif Egeli, Taysat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dudaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Ateşesi Monaj Desai, Vize Departman Sorumlusu Rich Fellows katılım gösterdi. 10 firmadan 2 tanesi başarıyla döndü. Bu bizi çok memnun etti. Bizim üyelerimiz olmamasına rağmen Türk'te. Toplantıda ilk önce Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu konuştu. Zeytinoğlu konuşmasında Türkiye'nin büyüme hedeflerinin altında kaldığını ifade etti. Az olması sebebiyle mesafeden dolayı taşıma maliyetlerini önemli bir etken olarak görüyoruz. Ayrıca ABD tarafından bazı ürün gruplarına yönelik uygulanan anti-dumping vergileri ihracatımızı olumsuz yönde etkilediğini tespit ettik. Ardından söz alan Türk-Amerikan İş Konseyi Başkan Yardımcısı Şerif Egeli ise Türk-Amerikan İş Konseyi çalışmaları hakkında bilgi verdi. Konseyin kuruluşuna önderlik eden ilk iş konseyi olup 1985 yılından bu yana faaliyetlerine devam etmektedir. Amerika Birleşik Devletleri İstanbul Başkonsolosu Scott Kellner ise deprem gören Kocaeli'nin gelişmesine hayran kaldığını ifade ederek Kocaeli'den mutlaka Amerika Birleşik Devletleri'ne pişmani ihracatı yapmalısınız dedi. Encouraging new momentum into U.S.-Turkish commercial relationship